Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri ve ekranların başında bizi izleyen aziz milletim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gerçekten çok tarihi bir gün. 27 Mayıs 1960'ta 10 yıllık bir süreyle Yüce Türk Milleti'ni ondan aldığı emanetiyle, hakkıyla bir hakkın yürüten Demokrat Parti'nin aziz Genel Başkanı, Başbakanı rahmetli Menderes'i ve iki bakanıyla birlikte bütün heyetine darbe yapan askerlerin ondan sonraki süreçte yaşattığı acıların, ızdırapların, zulümlerin bir nebze de olsa giderildiği ve tarihten silinmesi için tüm partilerin ortak, genel kurulda da olsa ortak olarak bir araya gelip bu günü bir araya gelerek kurtardığımız bir gün olacak inşallah. Demokrasimiz, milli irademiz açısından son derece önemli bir gün. 27 Mayıs sabahı İstanbul'dan darbeciler 7 tane profesörü Ankara'ya getiriyor. Anayasa hukukçularını çoğunlukla Sıddık Sami Onar başkanlığında ve bunlar onlara bir yol haritası çiziyor. Bu yol haritasıyla birlikte bir mahkeme kurulmasına karar veriyorlar. 1924 Anayasası'na, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 61. maddesine göre ancak başbakan ve bakanlar divan-ı alide yargılanırlar. Yargıtay ve Danıştay'ın müşterek heyetiyle. Cumhurbaşkanlarının ise 24, 61 ve 82 Anayasası'nın ilk kısmına kadar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar prensip itibariyle cumhurbaşkanlarının sorumsuzluğu esastır. Ancak darbecilere yol haritasını çizen profesörler bunlara bir sayılı kanunu çıkartıyorlar. Güya bu kanun 24 Anayasası'nın geçici bir bölümü, hükmü haline getiriyorlar ve anayasaya da özel hüküm koyuyorlar. Bu belki dünya siyasi tarihinde de hukuk tarihinde de eşine rastlanılmayan bir durum. Mahkemeler kural olarak suçlara göre, suçların ağırlığına göre derecelendirilir ve kurulur. Bazen kamu görevlilerinin görevi nedeniyle de görev dikkate alınarak şu mahkemelerde yargılanacak denilebilir. Ama burada öyle yapılmıyor. Kanunun 6. maddesiyle 61-60 darbesinin en ağır, en kötü kelimelerinden birisi sakıt, düşük diye o yüksek insanları, o yüce ruhlu insanları güya alçaltacaklar ve diyorlar ki sakıt, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve bunların suçlarına iştirak edenlerin yargılanmasına dair bir divan kurulmuştur. Adına da mahkeme diyemiyorlar. Biliyorlar ki mahkeme değil. Her ne kadar Yargıtay'dan, Danıştay'dan, askeri Yargıtay'dan hakimler getirseler de o tarihte az önce Sayın Fethi Yıldız Başkan da söylediği gibi büyük hukukçu, Yargıtay Ticaret Dairesi Başkanı, sonra Yargıtay 1. Başkanı olan Ahmet Recai Seçkin bu talebi reddediyor ve tarihin acı bir cilvesi ki rahmetli Menderes seçildiğinde 20 Haziran 1950'de ilk seçtiği Yargıtay üyelerinden Salim Başol, 1. Ceza Dairesi Başkanı bu görevi kabul ediyor. Çünkü 1960'da bir yıl süreyle Yargıtay Başkanı olmak istemiş ancak Yargıtay Başkanlığına kavuşamamış. Bu nedenle bu yargılamayı kabul ediyor. Yargıtay'dan, Danıştay'dan gelenlerle birlikte bir yüksek soruşturma kurulu kuruyorlar. Kanunun yine yürürlükten kaldırdığımız 24. maddesiyle anayasanın 70. maddesindeki müsaadere, genel müsaadere kararını da kaldırıyorlar. Diyorlar ki Demokrat Partililerin hepsi mallarını normal şekilde kazandıklarını ispat etmek zorunda. Aksi halde müsaadereye karar verilebilir. Bununla da yetinmiyorlar değerli arkadaşlar. 3 sayılı bir kanun çıkarıyorlar. Ceza yargılanması usul kanunumuz, 1412 sayılı ceza yargılanması usul kanunumuzu da kısmen yürürlükte kaldırıyorlar ve bu kanunla bir yargılama yapıyorlar. Kanunun çok acı ve ilginç bir şekilde 8. maddesi diyor ki soruşturmanın sonuna kadar kefaletle dahi olsa mahkemeler tahliye kararı veremez. Bütün gözaltına alınanlar mevkufen tutuklu olarak yasadaya götürülür ve davanın sonuna kadar orada tutuklu tutulurlar. Yargılamalar başlıyor. Tabi yargılamadan önce gözaltı safahatında da rahmetli İçişleri Bakanı'nı
pencereden atarak öldürüyorlar ve intihar ediyorlar. Yargılama safahatında da aleyhe tanıklık serbest, lehe tanıklık yasak ve aleyhe gelen bir sürü insanlar, oradan vapurlarla getirilenler, her gün sanıkları yuhlayanlar, onların verdiği acı, ızdırap ve üzüntüyle duruşma salonunda Sağlık Bakanı Doktor Lütfi Kırdar kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Bu da tarihin çok acı ve çok elem verici olaylarından birisi. İstanbul Emniyet Müdürü, Konya Valisi, milletvekillerimiz, o tarihte Afyonkarahisar milletvekilimiz Gazi Yiğitbaşı dahi birçok insan ya öldürülüyor ya da kalp krizi geçirdi diyerek vefat ederek kayıtları düşürüyor. İşte biz bugün Yüce Meclis bütün milletvekilleri şunu söylüyor. Ey darbeciler, 60 yılda geçse, 100 yılda geçse sizi yok sayıyoruz. Sizi kabul etmiyoruz. Sizin yargılamalarınızı da kabul etmiyoruz diyoruz. Bugün bu açıdan çok önemli bu kanun. Bundan sonra darbeyi düşüneceklere, darbe heveslilerine her zaman Yüce Meclis dimdik ayakta duracak ve hesap soracak ve diyecek ki tarih ne kadar geçerse geçsin sizi asla kabul etmiyoruz. Değerli Muhalefet Partisi milletvekili arkadaşlarımız ısrarla efendim 12 Mart'ı, 80'i, 28 Şubat dönemlerini de dikkate alalım diyorlar. Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki yargılamaların içinde haksızlık, yanlışlık, usul hataları olabilir. Bunlar her zaman, her dönemde yaşanan bir husustur. Ancak yasa da hukukun bütün temel ilkelerinin yok sayıldığı bir kavramdır. Mahkeme fiilden sonra kurulmuştur. Yargılama hukuku komple değiştirilmiştir. Temizi kaldırılmıştır ve askerlerin, hakimler silah dipçikleri altında bir karar vermiştir. Buna yargılama denilemez. Bu bir tiyatro. Diğer yargılamaların haksız da olabilir. Diyebilirsiniz ki efendim bu mahkeme sıkı yönetim mahkemesiydi. Ancak o günkü mer'i mevzuata göre bu mahkeme 61 anayasasındaki sıkı yönetim var. Sıkı yönetim ilan edilmiş ve ona göre kurulmuş bir mahkeme. Var olan bir mahkeme, yeni atanan bir hakim yok burada. 80'de de aynı. Bunun içinde yanlışlık olabilir, o ayrı konuşulur. Ama onunla bunu kıyaslamak gerçekten çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir adaletsizlik olur ki bu yasadaki yaşanan zulümleri azaltır. Biz yasada ile ilgili bu kanunu konuşurken komisyonda da, anayasa komisyonumuzda da uzun uzun konuştuk. Bu kanunun tümünü yürürlükten kaldırabiliriz. Bu kanunu değiştiren 4 kanun daha var, onları da yürürlükten kaldırabiliriz dedik. Ama hayır, bu kanun bir simgesel kanun. Bu kanun parlamentonun, seçilmiş milli iradenin darbecilere gür sesle haykırdığı bir kanun. Biz sizi, mahkemelerinizi tanımıyoruz, yok sayıyoruz diyoruz. Kanunla mahkemelerin kararlarını yok saymak konusu da birçok zaman müzakere edildi. Ancak biz yargının ve yasamanın fonksiyonel ayrımını, ehliyet ayrımını dikkate alarak dedik ki biz yasama organının bir tasarrufuyla yargının kararını ortadan kaldırmıyoruz. Çünkü bu hukukumuzda temel başka sorunları birbiriyle beraber getirir. O nedenle mahkemeyi yok sayıyoruz. Mahkemeyi hükümsüz kılıyoruz. Onun adli sicilinde oluşturduğu hukuk mantığını da hepsini birden yok sayıyoruz. Ve burada bir temel husus daha getiriyoruz. Sorunu çözümle, bir tazminat komisyonu şeklinde oluşturulacak bir komisyonla, ancak burada da maddi tazminat değil, manevi tazminat esas alıyoruz. Zira bizim amacımız ve inanıyoruz ki, biliyoruz ki bütün ailelerinde asla böyle bir maddi bir beklentisi yok. İki konu: bir, manevi tazminat; iki, haksız olarak mallarına mahkeme kararıyla el konulan insanlara 30 sene, 50 senede, 60 senede geçse bunları iade etmemiz gerekiyor. Bu haksızlığı ortadan kaldırmamız gerekiyor ve bunu bir yargılama yapmaksızın öncelikle Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza verilecek yetki çerçevesinde Cumhurbaşkanlığının oluşturacağı bir komisyonda, komisyonun kararları da Danıştay tarafından dava ile çözülecek ve inşallah ben inanıyorum ki bunların çok büyük kısmı komisyon sürecinde çözülecektir ve tarihimizdeki bu kara lekeyi de, önemli bir kısmını daha silmiş olacağız. Bizden önce rahmetli Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal Başbakanlığı döneminde iki önemli kanun çıkarmıştı. Hem mezarların nakli hem de iade itibarları ile ilgili iki önemli kanun çıkarmıştı.
Ondan önce de 1962 Ali Bey, tamamlayın sözlerinizi. 65, 66, 69'da bir kanun çalışması vardı. Anayasa Mahkemesi'nden döndü ve 1801 sayılı siyasi aflar kanunu, 1803 sayılı 74'teki af kanunu da tüm hukuki sonuçları ceza mahkemesinin sonuçlarıyla affedilmişti. Bugün biz de Yüce Meclis'in bütün partileri de bir araya gelip bu kara lekeyi tarihimizden hep beraber kaldırmış olacağız. Belki çok söylenecek söz var, çok verilecek cevaplar var. O süreçte yaşananlara ilişkin konuda çok belki tartışma açacak konular da var. Az önce sayın bugün tartışma, bugün tartışma açmamak için ben de çıkarttığım meclis zabıtlarından çıkarttığım birçok şeyi söylemiyorum, konuşmuyorum ve bugünün mehabetine uygun bir şekilde bu kaybının hayırlı olmasını temenni ediyorum ve o yüce insanları rahmetle minnet tanıyorum. Yüce milletimi saygıyla selamlıyorum.